Merhaba sevgili Sarıyer TV izleyicileri. Ben Tufan Yücer. Bu hafta sizlerle çocukların Yalvaç abisi Yalvaç Ural'la birlikteyiz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Aslında biz ona hoş geldik. Evine davet etti bizi. Ben Yalvaç abi demek istiyorum. Çünkü çocukluğumda da ilkokul 4-5. Sınıfta Mehmet Ük'ün ilkokuluna gelmiştiniz. Bize böyle espriler anlatarak, böyle pratik şeyler göstererek. Evet. Ona çok sevindim. Hatırlıyorum. Ya. Kabadaş Lisesi'nde okurken amcasının yanına geliyordu. Maden'de oturuyordu. Biraz ondan bahsedebilir miyiz? Şimdi amcam havacıydı. Bu Zekeriya Köy'de hava kuvvetlerine ait füzelerin olduğu bir yer vardı. Sarıyer tabii çok uzun bölüm benim yaşamımda. Sizin zamanınızda geldiğinizde daha değişikti. 60'lı yıllardan vesaire bahsediyorsunuz. Evet. Belki de Sarıyer'deki o yol yoktu. Yoktu. Biraz onlardan. Şimdi tabii ben Sarıyer'e amcama giderken 60'larda geldiğimde Sarıyer'in ortasından dere akardı. Yani o bugün yol diye geçtiğimiz o mezarlığın üstündeki yol var ya, oradan bir dere akardı. Zannediyorum Çırçır'ın suyu geçiyordu oradan. O dere tertemizdi ve çok ilginçtir. O derenin üzerinde 4 tane demir köprü vardı. İnsanlar yani böyle 2 kişinin, 3 kişinin yan yana geçebileceği, hatta 2 kişinin yan yana geçebileceği. Ve o yol filan değildi orası. Ve o dere, kimse öyle pet şişesi bilmem ne şu bu atılanmış yok. Pırıl pırıl su akardı oradan ve şeye giderdi, denize ulaşırdı. Ve onun çevresinde de işte Belling'in gravürlerinde gösterirsiniz yani kitaptan sonra. Belling'in gravürlerindeki gibi evler vardı onların keşerli, veya konaklar vardı böyle aşağıya doğru. Artık 60'larda bazıları yıkılmış, yerine beton yapılmış, bazıları da hala yaşamını sürdürmeye çalışıyordu. Çok güzel evlerdi. Cumartesi günleri bize yatılıyken bazı haftalarda izin verirlerdi. Yatılılar ya öyle tek başına falan izin vermezler ya arkadaş gruplarıyla izinli çıkabilirlerdi. Ben de Kabataş'ta yatılı okuyordum. Amcamlara gelirdim. Para bittiğinde para istemeye gelirdim. Onları bazı zaman görmeye gelirdim falan böyle. O da madende otururdu ve çıkardım o köprüden gece ta madenin yokuşuna kadar çıkıp maden çıktıktan sonra içeri bir sağdan ince bir yol girer. Şimdi adını da unuttum. Orada hemen geçince 100 metre sonra orada bir evde oturuyorlardı amcam. Ben Sarıyerli biriyle ilk kez Sarıkamış'ta tanıştım. Sanıyorum Fenerbahçe'de oynadım diye düşünüyorum. Selim diye bir futbolcu vardı. Kara ondan sonra. Onun babasıyla babam Toprak Mahsulleri Ofisi'nde çalışıyorlardı. Hayrullah amca tanıdım. Hayrullah amca muhasebeciydi şeydi. Babam da ajans müdürüydü. Öyle bir küçük kadro işte buğday alımı yapıyorlardı filan. Sarıyer'le bu ilişkim uzun yıllar sürdü. Kabataş'ta da şimdi adlarını bazılarını unuttum. Sarıyerli çocuklar da vardı Kabataş'ta. Ya zaten Boğaz çocuklarının çoğu Kabataş'a gelirlerdi. Sonra Kabataş'ta bitirmek de kolay değil de öyle. Evet. Yani herkes 5 senede, 6 senede, 7 senede, 8 senede, 9 senede filan öyle biterdi. %30'u, %40'ı filan 3 senede bitirmiştir. Yani herkes bir şekilde ara vermiştir, çakmıştır filan. Bir de eskiden şöyle bir şey vardı, kimse bunu hatırlamaz. Milli eğitim bazı zaman 3 yıl, 5 yıl okuldan men verirdi şeye, uzaklaştırma verirdi öğrencilere. Adam 3 yıl okula gelmezdi ceza olarak. O 3 yıl sonra adam okula gelirdi. Biz 16-17 yaşındayken bizim sınıfta 21 yaşında Aziz diye bir arkadaşımız vardı mesela. Sınıfın arkasında oturur. Biz ona da hocamızmış gibi gösterdik, saygı gösterdik, akıl sorardık filan. Kültürleri yaşatmak adına kitabınız var bir tane, Anadolu Efsaneleri evet. diye. Çok güzel bir şey bu, Anadolu'daki kültürleri. Mesela Yedi Uyuyanlar hikayesi. Yedi Uyurlar, evet. Yedi Uyurlar hikayesi vesaire. Bunlar çok önemli şeyler Anadolu'daki kültürü çocuklara aktarmak konusunda. Çünkü kültürü tam çocuklara aşılamıyoruz. Daha çok batıdaki kültürlere özeniyorlar. Oralara benziyorlar. Zaten kültürlerle benzeşe gelmişlerdir. Şu an Sümerlerdeki yapıtlar günümüze kadar geliyor. Hikayeler değiştiriliyor vesaire, bütünleşiyor birbirleriyle. Bunu aktarmanız çok güzel. Biraz bu kitabınızdan bahseder misiniz? Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Bu ülkede çocuklarımıza şunları öğretmemiz gerekiyor. Bu ülkenin topraklarındaki bütün kültürler bizim kültürümüz. Evet. Bizden önce yaşamış. Eğer biz bu kültüre sahip çıkmazsak bundan belki 500 yıl sonra birileri de gelir. Dünya değişir çünkü sürekli. Doğa değişiyor, dünya değişiyor. Kimin
devletlerin ömürlerinin 5000 yılı bulanı yok bugüne kadar, evet. 3000 yılı. Buralardaki kültürleri biri de reddederse bizim yaptığımızı yapar. Ama dünyada görüyorsun ki Batı kendi kültürlerinde olmayan bütün ürünleri, işte Gilgamesh'in eserlerini, yok efendim Asur, Banu'da şey, Akatlar, Sümer, ne varsa kendi ülkelerine taşıdılar yıllarca. Evet. Güney Amerika'dakiler öyle filan. Ama biz burada sahip çıkmamız lazım. En önemlisi de ne biliyor musun? Bizim bir Türk kültürü olarak, Yörük kültürü, bir Türkmen kültürü olarak, bir Oğuz kültürü olarak bizim efsanelerimiz var. Bizim efsanelerimiz bu topraklarda yok. Bu topraklarda söylencelerimiz var bizim. Yani efsane, yani mitolojiyle söylenceyi karıştırmamak gerekir. Şimdi ikisi aynı sözcükmüş gibi kullanılıyor ama öyle değil. Söylencelerimiz, destanlarımız var bizim de, yani şey gibi. Ya bu toprakların geleneğinde var. İşte Yaşar Kemal toplamıştı pek çok. Daha sonra bazılar işte kayboldu. Bugün Afyon'la Ankara arasında Emirdağ diye bir kent var. Emirdağ'ın eski adı Amaryon. Amaryon, Ezop'un doğduğu şehir. Yani Ezop masalları. Ezop masalları, Ezop Anadolu'lu bir masal ustası. Ben Sümer masallarını yazdım. Sümer masallarını bugüne kadar dünyada sadece bir kadın şu kadarcık küçücük yazmış. Mazez abla iki hikaye yazdı ya da üç hikaye yazdı, bilmiyorum. Ben yazdım kitabı, bitirdikten sonra Mazez ablaya gönderdim. Dedim ki nasıl? Muazzez abla biliyorsun, Allah uzun ömür versin diyeceğim, 107 yaşında şu anda. O zaman 105 yaşındaydı kitap çıktığında. Nasıl olmuş dedim, sen nereden buldun bunları dedi. Dedim ki abla, senin çizdiğin bir yol var, o yoldan gittim. O yoldan işte üniversite şeylerine, tez çalışmalarına, şuraya buraya bilim adamlarının basılmış kitaplarına bakarak hakikaten sanıyorum 46 tane masal yazdım. Oyuncakların önemi hakkında sizlere soru soracağım. Bir çocuğun yaşamındaki, gelişimindeki, hayal kurma becerisindeki etkisi çok yüksek olan oyuncakların önemi sizce nedir? Dünyada çocuklar, bizim atasözümüz, neyle büyütürsen sana onunla geri döner. Türkçe'de karşılığı şöyle, ne ekersen onu biçersin. Yani domates tohumu atıp da kabak çıkacak diye beklemesin. Dünyadaki ilk insan hayatına giren önemli tekniklerden biri mekanisizm, mekanik teknik. Yani bir saatin kurulması. Gırç 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 gırç. İçinde iki tane şey var. Çark var. Çark. Bu iki çarkın içinde biri büyük, o büyük çarkın önünde bir de küçük çark dişlisi var. Ona da küçük bir çark var. Bunu da bir zembereği var. Bu zembereği çevirdiğin zaman o yavaş yavaş boşalırken bir sistemi çalıştırıyor. Şurada bir siyah saat var, o sistemle çalışıyor. Zemberekli. Eskiden yumurta pişirme çarkları vardı, onlar ondan çalışıyor. Gramofonlar, fonograflar. Hatta benim bir Rus malı makinem vardı, kameram. Kurardın kamerayı, 15 dakika çekim yaptıktan sonra dururdu. Keserdin, tekrar başlardı. O çarklarda filmi oynatıyor şimdi. Yok, o film oynarken o makine burada var, bak orada, ama o elektrikli. Arkanda, tam arkanda şurada. Anladın, gördün kitapların arkasında, evet. Şimdi bu mekanisizm dünyada en önemli tekniktir. Bak gene geldik kültürümüze. Kanuni ve askerleri şeye gittiği zaman, kuşatmaya gittiği zaman, ondan sonra bir kilisenin üstünde bir horoz görüyorlar. Horoz böyle kurbalı dönüyor, garip bir sesle ötüyor. İnanamıyorlar bu mekanik şeyi nasıl çalışıyor diye. Halbuki ondan önce, yani Osmanlı'nın ilk dönemlerinden önce Anadolu'da Artuk Türkleri zamanında yaşayan, esas adı Cizreli diyorlar şimdi, Cizreli. Biliyorsun o dönemde bir dil Farsça. Evet. Saray dili Farsça. Evet. Yani Mevlana Farsça yazıyor dilinden dolayı ama çocukken geldiği için falan, ama Türkçesi de var. Çünkü sarayda konuşulan dilde Farsça. Evet.
niye şey diyor Karamanoğlu? Karamanoğlu, evet. Evet. Sarayda, camide, şurada, burada hep Türkçe konuşacak. O da Arapça yazmış kitabı. Ya da belki onu ikinci kopyasını yapanlar Farsçadan Arapçaya çevirdi. Ya da Türkçeden Arapçaya çevirdi. Biliyorsun özellikle Türkçeyi böyle eski deyimle söyleyeyim, yeterli bulmadıkları, eski deyimle hakir yani böyle zavallı gibi gördükleri için Türk dilini, Kaşgarlı Mahmut, Kaşgar'dan geliyor biliyorsun, halife, şeye, sultana ya da halifeye bir kitap getiriyor. Divan-ı Lügat-ı Türk, al bunu diyor, benim Türkçem, senin Arapçandan eksik bir dil değildir. 7000'in üstünde sözcük yazıyor o zaman. Söylentiler ya da doğru bilgiler. Şimdi onun için bu mekanik teknikteki kitap, ben milliyette 35-40 yıl önce bunu Toygar Akman diye bir hocamdan duydum. Sibernetik kitabında okudum. Ve araştırdım, onlar ilgili de o zaman pek bir kaynak yoktu. Bu kitabın orijinalinin kütüphanelerde durduğu söyleniyor. İnan bana ben milliyette belki 10 tane yazı yazmışım Ebülis'le ilgili. Ondan sonra bu Ebülis 52 tane otomat yapmış. Bunun tekniğini kurmuş. Yazmış, şöyle çalışır, böyle çalışır. Şu işe yarar, bu işe yarar. 52 tane. Leonardo da Vinci otomatları ondan 450 yıl sonra yaptı. Yani bizim öncü bir adamımız var. Şimdi bunun yaptığı bir filli su saati var. Koç Müzesi'ndeki benim müzeye gidersen o köşede onunla ilgili hem bir yazı görürsünüz. Hem orada da küçücük onun bir minyatür şeyi var, heykelciği var. Şimdi fil şöyle, üstünde bir adam oturuyor. Yukarıda bir kuş var, ağzından taş atıyor, yılanın içinden geçiyor. Adama taş geliyor. Ya da bilya. Adam elinde, onu alınca elindeki şeyle filin kafasına vuruyor. Filden bir ses çıkıyor. Atıyorum saat bir diyor. Bu 52 otomatı Toygar Akman Hoca arıyor. 3366 mıdır nedir? Kütüphanede sırada kitabı buluyor. Açtığı zaman 12 sayfasının yırtılıp çalındığını görüyor. Gidiyor dünyayı geliziyor, işte İngiltere'de National Museum'da, Amerika'da filan müzeyinde kopyalarını buluyorlar. Onun altında Mısırlı bir bilim adamı yazıyor, birinde Arap bilmem ne diyor filan. Ona öfkeleniyor, ben de çok sinirlenmiştim o zaman. Bununla ilgili inanılmaz yazı yazdım ve sonunda da dedim ki, Leonardo da Vinci bence İsmail Razaz'ın çırağıdır. Esinlenmiştir. Belki de duymuş olabilir ama çok yetenekli bir adam. O da onu yapmış olabilir. İnsanlar aynı dönemde, aynı gereksinmelere duyumsadıkları zaman bir istek varsa aynı farklı ülkelerde işte tekerleği icat edebiliyorlar gibi bir şey buluyorlar. Onun için bu bizde var. Şimdi bu teknik dünyada Japon ve Alman ülkelerinde, özellikle Almanlarda bu oyuncaklar özellikle İşte bir çark bir bilmem ne giden arabalar yapmışlar. Benim babam bana 7 yaşındayken 3 tane oyuncak aldı. Filli, bir fil jumbo, bir elleri üstünde yürüyen bir cambaz ve veya Amerikan polis araba sesi çıkaran eski arabalardan ondan sonra aldı. Ben bunları hep sakladım. Birini kaybettim bir yerde. Sonra kaybettim internet üstünden. Hollanda'da bir müzayede eden bir arkadaşımın oğlunu aldırdık, getirdik o cambazı. Ve benim 4000 küsur teneke oyuncağım vardı. Bir başka bir küçük evimiz vardı, orada duruyordu onlar. Orada da herhalde bir 30.000 kitap falan vardı anladığım kadarıyla. Sonra bir iki sergi açtık, sonra kitap fuarında 350.000 kişinin gezdiğimiz şey açtık. Ve sonra sağ olsun Rami Koç, onu kendi müzesine kabul etti. Fenerbahçe vapurunu tamire gitmişti. Geçen gün döndü geldi. Tekrar oyuncaklar yerine kondu. Tekrar açıldı ve orada daimi Yavuz Şurat sergisi olarak müzenin bir parçası olarak sonsuza kadar devam edecek. Onunla ilgili de zaten orada bir teşekkür plaketi var. İşte ben de onları çocuklara şey yaptım, kavuşturdum.
O ev, o evden 30 bin kitap çıkmıştı. 10 bini Isparta'ya Albaç'a gitti. Hı. 15 bin tanesi Maltepe'de Türkan Saylan Kültür Merkezi'nin içinde bir Yalvaşır Alçuç Kütüphanesi var. Onun yanında bir, onların isteği üzerine kurduğum bir Yalvaşır Alçuç oyuncak müzesi de orada var onlarla ilgili. İşte bu oyuncaklarla çocuklarla oynatan Almanlar ve Japonlar. Burası çok önemli. Herkes anne babalar da duysun. O teneke oyuncağı nasıl çalıştığını öğrenmeye çalışan çocuk bozulunca içini açtı. Açınca bu mekanik tekniği öğrendi. Aa, bu bunu kuruyor, bu da bunu. Bu buradan çıkmış, çok basit. Bunu buraya yapıştırayım, kolay. Ondan sonra bu yürüsün diye. Ve kurarak mekanik tekniği öğrendi. Ve o 50'lerde yapılmış oyuncaklar içinde bende bir tane araba var. Almanlar, o beşer, Schuko. Almanlar var, şeyde de var, Paya diye, İspanya'da da çok önemli oyuncaklar var. Düşün ki 1940'larda Belçika'da yapılan bir kitabın listesinde Avrupa'daki oyuncak üreten, mekanik oyuncak üreten firması 4000 tane falan, yani çok büyük rakamlar. Ondan sonra bu oyuncak nasıl biliyor musun? Şimdi çocuklar hep ara sokaklarda oyun oynar. Ana sokak, yola çıkarmazlar çocuğu. Yani evler karşı karşıya, ara sokakları vardır, çıkmaz sokaklar vardır. Burada çocuklar oyun oynarken arabalarını kurarlar, birden ana yola çıkar. Bu da çocuk bilmeden arabamı ezecekler diye atlar, arabasını kurtarmaya çalışır da başına bir iş gelir diye şunu yapmış adam. Arabayı kuruyorsun, bir tahta var böyle kalem ucu kadar, küçük bir kalem kadar. Unut, arabanın üstünde bir anten var. Kurduktan sonra antene dokunuyorsun, araba gidiyor. Ve sen araba sokaktan çıkıp ana yola gideceği zaman izci düdüğü gibi bir düdük var. Onu düüüt diye çalıyorsun. O düdüğün sesiyle araba duruyor orada. Yani o frekanstaki bir sese duyardı. Ve işte Almanlar ve şeyler, Japonlar İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra asker barındırmadılar. Amerika dedi ki ikisine de siz işte farklı insanlarsınız, ırkçısınız. İkiniz de bundan sonra asker bulundurmayacaksınız dedi. Zaten telsiz sistemini ilk geliştiren İtalya'dan Marconi. Alman hükümeti kullanıyor çok iyi bir şekilde. Sonradan İngiltere'ye geçiyor. Evet. Ve sonra İngiltere'de alıyor ve şey yapıyorlar. Daha usta oluyorlar. Şimdi bak burada ilginç olan şey şu. Şimdi bu çocukları 100 yıl Almanya ve İngiltere bu oyuncaklarla oynatıyor. Mesela Japonların 10 milyona yakın koleksiyonu olan, mesela koleksiyonerleri var, müzeleri olan insanlar var. Hatta onların kitaplarını bile müzeye verdim ben. Şimdi çocuklarını bu oyuncaklarla oynatan çocuklar ülkelerine, ne ekersen onu içersin, ülkelerine şöyle teşekkür ediyorlar. Kendi ülkelerini, iki ülkenin çocukları, dünya otomotiv sanayinin devleri yapıyor. Bugün sokaklarda en iyi arabalar Alman ve en iyi arabalar Japon. Sarıyer Belediyesi Çocuk Hakları Bildirgemiz var, Çocuk Hakları Kitapçığımız var. Çocuk hakları ile ilgili çeşitli çalışmalar yapıyoruz, günler düzenliyoruz. 23 Nisan çocuklarını, dünya çocuklarını buluşturuyoruz. Yurt dışından geliyorlar, birbirleriyle etkileşim içine giriyorlar. Üretiyorlar aynı zamanda. Sarıyer'deki bu çocuklara verilen değeri nasıl görüyorsunuz? Yani ben tabii pek çok belediye, siz kimseye de haksızlık etmek istemiyorum. Pek çok belediye bazı çalışmalar yapıyor. Böyle işte Sarıyer Belediyesi gibi sürekliliği olan ve boyutu büyük. Aliye Parkı'nda imza günleri yapıp neredeyse 100'den fazla yazarı okurla buluşturan Boğaz şiir teknemiz var. Teknemizle çocukları, yetişkinleri, yazarları Boğaz'da gezdiren, o günü gerçekten büyük bir şenlikle dönüştüren, hatta konserler bir kez ya da iki kez de ben de konuşmacı olarak çocuklarla katılmıştım. Bayağı gülücüklü, hep beraber bir zaman doldurmuştuk. Çocukken sizin Korkulun Kalbi kitabınızı okudum.
Annem de bana işte Ay Dede diye masalları anlatıyordu. Kuyruksuz Kedi diye masalları anlatıyordu. Artık günümüzde işte çocuklar internetten açıyorlar bir masal dinletisi, onu dinliyorlar. İşte başında bir ebeveyn beklemiyor ya da masal anlatmıyor. Okuma yok, sadece görsel bir şekilde. Böyle yapay, sahte bir dünyadayız. O eskiyi yeniden getirmek daha güzel olabilir. Çocukların yaratıcılığını arttırır. Şöyle bir şey var, bütün batılı yayıncılar bunu yapıyorlar. Bizde de bir moda olarak gelişiyor bu. Yani kopyacılık bizim ruhumuza geçmiş. Batı'da ne çıktı? Hemen aynısını biz yapıyoruz. Yani özgün olma şeyi yok. Onun için bugünkü kitap yazan genç insanların hem dillerini iyi kullanmadıkları, hem dillerinin içine eski Farsça, Arapça sözcükleri kullanarak hikayeler, öyküler yazdıkları, masallar yazdıkları için bu bizim için bir eksi. Bir şey söylemek istiyorum. Korkuluk böyle çocukların bünyesinde korktuğu bir şey. Ama o kadar çok tatlı, güzel anlatıyorsunuz hikayeyi. Ama ben orada onu yenmeye çalıştım zaten. Çocuklar korkularını yeniyor aslında sizin kitabınızda. Ama şu an günümüzde hep korku üzerine şeyler, işte adrenalin üzerine. Gerçek üstücü şeyler var, gerçek olmayacak şeyler var, gerçekleşmeyecek. Ama eskiden daha mekanik ve şeydi, gerçekleştirebileceğin hayaldi. Mesela nedenini biliyor musun? Çocukları ehlileştirmeye çalışıyorlar şimdi de. Bak, insan duygusu, insanın yedi duygusu var bizim yazarlarımız. Bak, bir insandan bir robotu ayıran, hani diyorlar ya yapay beyin yapıyoruz işte, robotlar alacak bizim yerimizi, o hizmet edecek falan. Yapay beyin ve robota bizim gereksinimimiz şurada var. İnsanlık büyük bir felakete uğrar. Koca dünyada 1 milyar insan kalır. Çalışacak kimse yoktur, şudur. Tarlaları sürmek lazım, şunu yapmak lazım, çiçeklere bak. Bir şey hizmet sektörü lazım. İnsanın bu kadar bol olduğu ve insanların kullanılmadığı, daha çok para kazanmak için onların taşeron, şu bilgi çalıştırılarak, yani modern köleliği getirmek için teknolojiyle düşünülen bir sistem. Şimdi bir robotla, bak bunu da ben söylemiyorum, psikolojinin bir alt tabanı var. Buna sofroloji deniyor. Bizim psikologlarımız bile bu alandan geçmiş. Yani pek çoğu ilgilendi yok. Sofroloji diyor. Bunun bu konuda kitap üretimleri de sofrolog diyorlar Fransa'da. Çok önemli bir yayın evleri. Şimdi seni robottan ayıran şu özellikler var. Robot üzülmüyor. Robot sevinmiyor. Robot korkmuyor. Robot kızmıyor. Robot kıskanmıyor. Robot alınmıyor. Robot övünmüyor. Ne üzüm, adamı dövdüm falan diye. Bu duyguları, bu duygu selini sen çocuklara, robotlara geçiremiyorsun. Onlar bunu, bu yürek ve duygu beyin arasındaki ilişkinin oluşumunu belki ileride bulup onu da yapmaya kalkar. Yani robot, sen ay ne güzel robotsun deyince yanakları kızarmıyor robotun, anladın mı? Şimdi eğer sen çocukları korku, şiddet, gerilim, aksiyon gibi bilgisayar oyunlarıyla, filmlerle, çizgi filmlerle beslerse o çocuğun bütün iyi duygularını baskılamış oluyorsun. Korkan çocuk korkak oluyor ama bir o kadar acımasız oluyor korunma içgüdüsüyle. Öfke çocuğun önlenemez bir şey haline geliyor bu kadar gerilim, aksiyon, böyle her gün hiperaktivite içinde oynayan bir çocuk için. Ve bütün bu kötü duyguları kullanarak dünyada çaktırmadan bütün oyun üreticileri bu tür oyunları üretiyorlar. Size en basitini söylüyorum, bütün okullarda da anlatıyorum. Hatta Çanakkale'de de bir milli eğitimde... Battlefield oyunu bu. Battlefield. Şimdi onu ben önceden oynadım. Şişe çevirme var. Aha. Bir de şişe çevirme oyunu var. O iyice terbiyesiz bir şey. Yani kız erkek arkadaş seçimi gibi. O Amerikan partilerine özgü bir şey. Bir de Battlefield var. Orada sen Çanakkale'de İngiliz askeri olup Türk askerini öldürebiliyorsun oyunda. Evet. Çocuk da bunu yaptığı zaman diyorsun ki oğlum bu olur mu, insan kendi askerini öldürür mü? Bu yani mantıksızlık. Bir de zorunlu bir şekilde, yani karşı tarafa geçip Türk olamıyorsun. Oluyorsun.
Çinli oluyorsun. Çinli mi yaptın? Ha, versiyonu var. Versiyonu. Türk de oluyorsun. Türk olunca da İngilizce öğretiyorsun. Ben de diyorum ki yavrum hangi okula gitsen bunu anlatırım zaten. Ortaokul ve lise ise bunu anlatırım. Hatta bazen anne baba söyleşilerini de anlatırım. Kasımpaşa'daki bir Doğa Köle söylesinde bir adam çıktı dedi ki hocam ne var bunda ben de oynuyorum dedi adam. İyi dedim bol bol Assassin's Creed Revelation oynuyor. Bol bol İstanbul'da Yeniçeri kes. Padişah uçurumdan aşağı at. Ondan sonra şeyde de Age of Empire 3'te de Turgut Reis'i korsan diye öldür. İşte oyunu kazan filan böyle abuk sabuk bir şey. Zaten gerisinde de Minecraft'ta o GTA 5'te de işte şey Migros diyorum. Marketi soy, araba çal, silah al ondan, git banka soy filan böyle. Ya bir çocuk bundan bütün gün orada oynarsa bu çocuk nasıl gelişir? Biz çocuklarımızda hırsız polis diye bir şey oynardık. Hiç kimse hırsız olmak istemezdi. Yazı tura atılırdı ya da çöp çekilirdi. Siz hırsızsınız derlerdi filan. Böyle. Böyle bir oyun vardı ama bu artık ileri gitmiş. Evet. Ada çocuk diyor ki bana büyüyünce bir keleş de ben alacağım diyor. Nedir dedim keleş? Makineli tüfek diyor ya. Aa, böyle bir şey olur mu? Çok kötü bir şey. Mafya filmleri. Biz bile oturup seyrediyoruz bazen ya böyle saçmalık olur mu? Mevlana'yla buluşturuyorsunuz çocukları. Evet. Bu kitabınızdan, son kitabınızdan biraz bahsedelim. Şimdi annem Konya'da doğmuş. Konya'da doğmuş çünkü Konyalı. Babası şeyde Mevlana Türbesi'nde vekil arz. Dayısı da Mevlana Türbesi'nin son post işini. Ben çocuk yazarlığımda en büyük payı olan annem ve anneannem olduğu için, babam da dahil olduğu için ben nenemin anlattığı masalların sonradan okuduğum zaman pek çoğunun mesleğinden anlatıldığını gördüm. Bir derleme yaptım ve arkasına da oldukça detaylı bir şey koydum. Hatta ayrıca onun çocukluğundan yetişkin olan üç arkadaşına, önemli hayat yaşamındaki üç arkadaşına da anlattım. Bölümleri sonradan çıkardım. O da 300 sayfalık bir bölümdü. Belki sonra onu da Horasan'dan yolculuğu diye anlatacağım. Mevlevi soyundan gelenler kendilerinin Oğuz boyundan olduğuna inanırlar. Nenem 18. göbek torunuydu. Annem 19. Biz galiba 20 diye belirlemiştik ama 19. torunuymuş. İşte benim tabii babam bir Türkmendi. Yörüktü daha doğrusu. Ben babam yanlıyım demeyeceğim ama babam soyuyum. Adımı da zaten onlar Yalvaç koymuşlar. Yalvaç Kaşgalı Mahmut'un sözlüğünde de vardır. Yol gösteren demek. İşte onun için de ben de o gelenekten giderek o yol üstünde hiç olmazsa kitapla adımız... Gerçekten adınızla yaşıyorsunuz. Adınız diye. Gibi yaşıyorsunuz. Yalvaç Bey, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Kısa bir tanışmanın ardından hemen söyleyebilirim ki Yalvaç Bey çok naif, çok mütevazi bir dille çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Çok teşekkür ediyorum onun için. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Benim eklemek istediğim de işte benim okurlarım görüyorsunuz büyüyorlar, genç adam alıyorlar. Bir televizyonda program yapımcısı, sunucusu olarak çalışıyorlar. İşte benim istediğim bunu da görmekte çok da seviniyorum. Yani yanlış tohumlar ekmemişiz diyorum. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Sağ olun. Ben de hepinize teşekkür ederim. Sağ olun. Gelecek hafta yeni bir programla görüşmek üzere. Hoşça kalın.